Muhteşem Lezzetler Zehra'nın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizler için sürekli yaptığım güzel bir tarifle karşınızda olacağım. Ağlayan kek yapacağım bugün sizler için. İsterseniz şimdi yapılışına geçelim. 4 tane yumurtamızı leğenimizin içerisine kırdım. İçerisine 1 su bardağı şekerimi ilave edip mikserde köpürene kadar çırpacağım. Evet, bu yeterli olacaktır. İçerisine 2 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı un, hamur kabartma tozu 1 paket boşaltıyorum arkadaşlar. Bir paket vanilyamı da boşaltıyorum. Ve içine en son şöyle bir çay bardağı kadar kakao boşaltıyorum. Şimdi hepsini çırpıcıyla bir güzel çırpacağım. Daha sonra yağlanmış tepsimi, hamurumu boşaltacağım. Hamurumu boşalttım tepsimin içerisine. Şimdi 170 derecelik fırınıma gönderiyorum. Evet, kekimiz pişti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İlk sıcaklığı geçtikten sonra arkadaşlar şöyle bir kürdan yardımıyla kekimizin üzerine deleceğim ve üzerine 2 su bardağına yakın süt ekleyeceğim. Sütü gezdireceğim. Evet, tamamen soğuduktan sonra da önceden hazırlamış olduğum şu krem şantimi, sade krem şantimi süreceğim. Daha sonra şöyle göstereyim. Çikolata sosumu da hazırladım ben önceden. Soğuması lazım çünkü. Krem şantinin üzerine döküleceği için çikolata sosumun da hazır olması lazım. Soğuk olması lazım. Ara ara karıştırıyorum. Hem üzeri kabuk tutmasın hem de hızlı bir şekilde soğusun diye. Evet, tarifine uygun bir şekilde çikolata sosunu da paketin üzerinde yazıldığı şekilde hazırlarsanız daha önceden pratik olacaktır sizin için de. Evet, şimdi kekimin biraz ılımasını bekliyorum arkadaşlar. Kekimizin ilk sıcaklığı gitti arkadaşlar. Üzerine kürdanla deldim ve 2 su bardağı sütümü üzerine boşaltıyorum. Tamamen soğuduktan sonra üzerine rahat bir şekilde krem şantimi sürebilirim. Evet, şimdi kekimin tamamen soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, soğuyan kekimin üzerine krem şantimi boşalttım. Şimdi krem şantiyi düzleştiriyorum. Krem şantisini düzleştirdim. Şimdi üzerine çikolata sosunu döküyorum arkadaşlar. Soğumuş olan çikolata sosunu döküyorum. Evet arkadaşlar, soğuyan çikolata sosumuzun üzerine ben bolca Hindistan cevizi de serptim, süsledim pastamı.
Bugün sizler için ağlayan kek yaptım arkadaşlar. Muhakkak denemeniz gereken bir tarif. Görüntüsü kadar lezzeti de bir o kadar muhteşem. Evet, yeni tariflerimden, yeni videolarımdan haberdar olmanız için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.